Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Tofaş'ı toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki günümüzde aracımızın koltuklarını yıkamıştık. Koltuklarımızı zaten eve getirdim arkadaşlar. Evde kurutmak, hani hem yıkamak amaçlı hem de kurutmak amaçlı evde şu an arkadaşlar koltuk. Öndeki koltukları da söktüm şöyle bir şekil. Aracımızda bir tane bile koltuk bırakmadım arkadaşlar. Kapı pandizotlarımız da sökülüyor. Onlar da şu an evde temiz bir şekilde duruyor. Kuruttum onları da. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sıra arkadaşlar taban döşemesini sökeceğim. Taban döşemesini de söktükten sonra onu da yıkamak için eve götüreceğim. Bunu deterjanla bir güzel bir şey yıkayacağım. Daha sonra tabii ki torpidomuz çatlaklar var. Torpidodaki çatlakları onaracağım. Onun için parça beklemesindeyim hala arkadaşlar. Diğer parçaların birkaçı geldi. Ancak yani boyası geldi mesela. Ben boya yapmayı düşünüyorum torpidoyu. Astarıyla siyah boyası geldi ancak macunu gelmedi. Polyester macun siparişi verdim. Yanında zımparasıydı, macun çeliğiydi. Hani spatulası, yani öyle diyeyim size. O da var. O gelmedi, yani yetişmedi. Yarın da pazar kargo şirketleri kapalı oluyor. Bugün gelenler geldi. Onlar kaldı işte arkadaşlar. Ondan dolayı bugün yine beklemedeyiz. Beklerken dedik ki koltuklarımızı yıkamışken tavan alt döşemeyi de yıkayalım dedik. O yüzden şimdi alt döşemesini sökeceğim arkadaşlar. Alt döşemeyi sökmek için bu el frenimizin olduğu şu kolçak arkadaşlar, şu kısım arkadaşlar. Bu kısmı da sökmem gerekiyor. Bu kısmı da söktükten sonra büyük ihtimal döşemizi çıkartabileceğiz. Direkt burayı sökmeden yapabiliriz herhalde. Çünkü zaten burayı da sökeceğiz ama ya şimdi çok fazla dağıtmayayım diyorum. Hani parçalar geldikçe azar azar yaparak gidelim diye. Burayı sökmesem daha iyi olacak. En son sökeriz diye tahmin ediyorum. Bu gördüğünüz cıvataları buraya koydum arkadaşlar. Bu cıvatalar, hani bir çuval cıvata diyorlar ya Tofaş'a. Bu olsa gerek. Burada bir sürü cıvata var. Bu cıvatanın hepsinin zaten yerleri var. Yani burada boş bir cıvata kalmayacak. Tabii ki ustalığı iyi yaparsak kalmayacak. Çünkü biliyorsunuz montajı yaparken ister istemez bir tane iki tane bir de arttırabiliyoruz. Yani böyle bir sorunlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Şunları ayırayım, arabadan dışarı atalım bunları. Bir de şu parçalar var arkadaşlar. Bu parçaları bir poşetin içine atıp onları da eve getireceğim. Güzel bir şekilde detaylı bir temizleyip kurumak için balkona bırakırım. Orada kuruması için bekletirim. En azından ayağımıza dolanmaz yani. Yaparken sıkıntı çıkartmasın bize. Şuradaki kenar bantlarını çıkardım. Kenar bantlarını çıkardım ancak şuradan emniyet kemerinin vidasını da çıkarmam gerekiyor. Çünkü emniyet kemerini çıkarmasan buradan bu çıkmıyor. O yüzden bu vidayı da söküp bu şekilde kaldırmaya devam edeceğiz taban halımızı. Evet arkadaşlar, şurada küllümüzü çıkarttık. Küllümüzü çıkarttıktan sonra şurada şöyle bir lambamız var. Bu lambamız da çıkmış buradan. Söküktü. Yani bakalım nelerle karşılaşacağız. Şurada da zaten bir sökük lambamız var. Bunu söktüğümde bakalım neler bizi bekliyor. Şurada bir adet çubuk kraker var. Buraya kaçmış, almamışlar herhalde. Sıra buna geldi. Bunu şuradaki vidadan söküp daha sonradan şuradaki şunları boşaltıp şuradaki şunları sökeceğim. Yani daha üstü çıkmışken şuradan kabloları var, sarkıyor. Kablolardan kurtarıp bunu çıkartacağım, kenara alacağım. Sonra vites topuzumuzu çıkartacağız. Şunu kenara alacağım. Bu şekilde boşaltarak gideceğiz arkadaşlar. En sonunda taban halımızı yerinden kaldıracağız. Şunu sökeceğim ancak burada gördüğünüz gibi ışığımız yanıyor. Bu ışığın neden yandığını çözemedim. Yani normalde kontağa bağlı diye biliyorum ben bunları ama demek ki kontağa bağlı değil. Normal şu an ışık yanıyor. Yani bu aküyü bile bitirir yani. Eğer bu şekilde yanmaya devam ediyorsa bitirir. Çünkü benim başka bir fikrim yok bununla ilgili. Bu ışık niye yanıyor? Çünkü kontağa bağlı olsa, anahtar takılı olsa tamam anlayacağım ama anahtar kontağa da takılı değil. O yüzden aküyü söküp arabacımızın aküsünden ayırmam lazım. Çünkü bu elektrik tesisatına da bir revize yapmanın vakti geldi yani. Büyük ihtimal A'dan Z'ye bir revizyon yapacağım. Çünkü buradaki merkezi kilidi görebiliyorsunuz. Bunlar falan hep dağınık bir şekilde duruyor. Hazır sökmüşken her şeyini A'dan Z'ye yapalım ki sonradan sıkıntılar yaşamayalım. Uzun uçlar sonucu çakmaklarımızı da çıkarttık. Çakmaklarımız şu şekilde arkadaşlar. Zaten bunu yeni değiştirmişler. Sıkıntısı yoktur büyük ihtimal ama şu ışığın yanmasını çözemedim. Onu bir araştıracağım arkadaşlar. Eğer bir fikriniz varsa bana yorumlarda belirtebilirsiniz neden ışık yanıyor diye. Şurada gördüğünüz bir metal bir şey var arkadaşlar. Şu gördüğünüz yuva arkadaşlar. Orada normal vida olması gerekiyor diyor ama demirle sıkıştırmışlar. Büyük ihtimal yanda da aynı şekil. Aynen öyle. Yandaki yere de demirle sıkıştırmışlar. Bunları arkadaşlar çözüp daha sonradan bunu böyle çektiğimiz zaman direkt gelecek zaten. Şu an buradaki vidayı söktükten sonra açıldı zaten. Oyun gibi. Bunu söktükten sonra diğer kapı bantlarını söküyoruz ve bundan sonra döşememiz çıkacak diye tahmin ediyoruz. Bakalım. Yalnız bunu buradan çıkarmamız için şuradakini de sökmem gerekti arkadaşlar. Bunu sökmek için şu gördüğünüz plastik var ya arkadaşlar. Şu gördüğünüz plastik arkadaşlar. Alttan tornavida yardımıyla bastırıp arkadaşlar aşağı çektiğimizde bu topuz direkt zaten çıkıyor. Şunun içindeydi arkadaşlar. Oradan ufak bir şekilde belli oluyor. O beyaz ya da siyah olabiliyor arkadaşlar. Rengi değişebilir. Oradan aşağı bastırınca tornavidayla bu key yerinden direkt çıkıyor zaten hiç uğraştırmadan. Şimdi bunu çıkartalım bir yerinden artık. Sıra buna geldi. İnşallah çıkartabiliriz. El freni çıkartmadan. Sonunda çıkartabildik. El freni şurada gördüğünüz gibi halısı çok sert yani. Buradan vidayı müdahale edemediğimiz için bizi bayağı bir uğraştırdı el freni. Bunu da sökmenin yolunu bulduk arkadaşlar. Şurada gördüğünüz radyatörümüz var arkadaşlar. Kalifer radyatörümüz. Bunları çıkarttık. Bunları çıkarttıktan sonra alt muhafazamızı söktük arkadaşlar şuradaki. Onu söktükten sonra zaten şu gördüğünüz plastik parça direkt böyle yatırdığınız zaman, el freninin olduğu yerden yatırdığınız zaman kendinize doğru çektiğinizde direkt geliyor arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Yani ilk defa söktüğümüz için biz biraz uğraştık. Ancak ikinci sökümde nasıl söküleceğini bildiğimiz için zorlamadan sökeceğiz arkadaşlar. Evet, bu işi de hallettik. Gördüğünüz gibi panelimize ulaşabildik. Bayağı bir tozlar var. Zaten olması gerekiyor. 94 model araba illa ki yani buraları falan temizleyeceğini hiç sanmıyorum. Çamur zaten içine işlemiş ama biz temizleyeceğiz. The next day. Evet, artık halımızı çıkarttık. Alt taban bu arada yeni yapıldığını söylemiştim. Gerçekten de yani altlarında çürük çarık yok. Arabanın her şeyi full yeni revize görmüş. Ya iyi ya da kötü ama sonuçta görmüş revizeyi, güzel olmuş. Hani muayeneden geçecek şekilde olduğu için bir sıkıntı yaşamıyor zaten. Şuralarda gördüğünüz gibi. Tabii işçiliği biraz sıkıntılı ama yani yapılmış sonuçta. Çürük olmasından iyidir en azından. Şimdi taban halısını kaldırıyoruz. Taban halısı şurada ki kemer vidalarından çıkarttım arkadaşlar. Kemer vidalarını söktüm. Onlar beni bayağı bir uğraştırdı arkadaşlar pas yaptığı için. Şu vidayı kesmek zorunda kaldım. Bu da kemerin vidası ancak çok zor çıktı. Kesmek zorunda kaldım vidayı. Onu en son boru anahtarı gibi bir şeyle çıkartmaya çalışacağız. Bugünlük bu kadar yeter. Bayağı bir yorulduk artık arkadaşlar. Parçaların bir kısmı geldi. Şu an toplu açılım yapacağım, yani kutuların açılımını yapacağım. Ondan dolayı biraz bekliyorum. Yedek parçalarını ayrı bir yerden söylemiştim, siparişini vermiştim. Sadece aracın yedek parçaları kaldı. Diğer böyle aksesuardı ya da ufak tefek böyle rötuş boyasıydı bilmem neydi. O şeyler geldi arkadaşlar. Mesela merkezi kilit falan geldi. Ancak dediğim gibi kutu açılımını yapmadım yedek parçaları beklediğim için. Yedek parçalar da gelsin, ondan sonra kutu açılımını yapacağız. Bu arada zaten yedek parçasız fazla da ilerleyemiyoruz arkadaşlar. Aracımızın döşemesini de söktük. Bir tek arkadaşlar şu elektrik kabloları kaldı. Şurada gördüğünüz gibi mesela şurada mesela boşta bir kablo var mesela. Döşemeyi sökünce altından çıktı. Bu kablo boşta şu an. Büyük ihtimalle zaten tesisatın kablosu. Kablosu baktığımda şuradan geçmiş, yani elektrik tesisatının olduğu yerden geçmiş veya herhangi bir sıkıntı olmadığı için bunu sökmeyeceğim. Yani bağlantısı zaten direkt şuradan, direkt motordan, direkt şu ilerideki yerden direkt motora girmiş arkadaşlar buradan. Oradan motora girip direkt böyle bir şekilde bağlantısız, sorunsuz bir şekilde gelmiş. Ondan dolayı bu kabloyu sökmeyeceğim yerinden. Yalnız bende çift amfi olduğu için ben buradan bir tane daha artı kablosu alacağım. Bunu store amfiyi kullanmak için kullanacağım bu kabloyu. Diğer bendeki tesisat kablosunu ise, bu tesisat kablosu zaten büyük bir kablo arkadaşlar. O kablo büyük olduğu için onu da mono amfide kullanacağım. 2 tane amfi olacak araçta. Buraya da Pioneer'ımız gelecek. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Başka şu an yapabileceğimiz bir şey kalmadı dediğim gibi, yedek parça olmadığı için. Biz sadece şunu sökmemiz gerekecek. Onu da diğer parçalar gelsin, kapıları falan toplayalım, ondan sonra sökelim diye bekletmedeyim. Eğer parçalar biraz daha uzarsa gelmesi, bir hafta falan bulursa bunu da sökelim diyorum. Boşta kalmaktansa sökelim dedi. Söktükten sonra da zaten bunu buralarını yapmamız gerekecek. Dediğim gibi parçaları beklediğim için, hani şu an evde zaten macun falan geldi evde, ancak diğer yedek parçaları gelmedi. Ondan dolayı macun işlemine başlamadım, yani torpidoyu boyama işlemine falan. Bunu da zaten ayrı bir videoda anlatacağım nasıl yaptığımı. Bu şekilde ilerliyor. Sizden sadece arkadaşlar takip etmenizi ve bildirimleri açmanızı istiyorum arkadaşlar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone oluyorsunuz. Başka da hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece izleyin yeter arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum. O yüzden kendinize iyi bakın. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi araba modifiye videosu devam ediyor. Hani tam gaz yerinde. Hani videoları sürekli atmaya çalışıyorum elinden geldiği kadar. Haftada 2-3 tane atmaya çalışıyorum ancak dediğim gibi bir aksilikler oluyor, atamadık. Ama dediğim gibi bir yolunu oturttuktan sonra her şeyi, bir başlangıcı yaptık en azından. Oturttuktan sonra da düzgün bir şekilde çekimlerimize başlayacağız. Hoşçakalın. Çok fazla videoyu uzatmayayım. Hep abone olun dedikten sonra yine videoyu da bir 5 dakika daha uzatıyorum yani. Kusura bakmayın o yüzden. Görüşmek üzere.